Şöyle başlıyor eğitimler normalde. Herkesi topluyorum ortaya. Bir çember yapıyorum. Şöyle bir çember oluştu abi. Çember oluştu. Hilal dolu fark etmez. Karşıma böyle şey tamam. Benim önümdeki kim geldi önüm? Böyle çember mi olur amına? Abi şimdi tanışma evresi vardı ama çok iyi küfürdü ya. Kendi arasında kaynaşırlar ya böyle ilk etapta. Böyle sağdan böyle soldan başlayalım mesela. Kemal Bey'den. Kemal Bey bize böyle kendini tanıtır mısın? Kısa öz kelimelerle. Çok kısa. Vokal tuşundan. Tamam. Teşekkür ederiz. Sıklaş biraz kanka. Galiba. Egbaş. İsmim Ege. 17 yaşında. Öğrenci. İzmir. Oyuna başladı. 2 ay falan oluyor. Şimdilik bu kadar. Hepinize merhaba. Benim adım Yusuf. Namı diğer skiller. Gaziantep'te yaşıyorum. 18 yaşındayım. Antep'te yaşıyorum. 18 yaşındayım. Kendimize bir iş yeri var. Orada babama yardımcı oluyorum. Ailecek çalıştırdığımız bir dükkanımız. Oyunu da alalım. Bir 7 ay oldu galiba. Şarjı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Adım Burak. Soyadımlar Gidecioğlu. 25 yaşındayım. Oyunu 2 senedir oynuyorum. Bu kadar. Ne anlatıyorsun yani? Eğitim görüyorum. 2 senedir eğitim görüyorum. Çok iyi. Böyle elimi kaldırıyor ya. Herkes selamlar. Hey what's up falan. Nargilecioğlu dedi ya. Köz getirecek zannettim ben. Aa, ben şey de söyleyeyim ya. Ben açık öğretimden okuyorum bu arada. Onu söylemeyi unutma. Bizim için önemli değil açık öğretim. Ben de istedik lan. Evet. Karşıdan bir cisim yaklaşıyor Muhammed abi. Emre Bey. Beyler selamünaleyküm. Adım Emre. 34 yaşındayım. İstanbul Üsküdar'da oturuyorum. Evliyim. Unuttum ben düzeni. Ne yapacaktık? Çalıştım. Veri analiz raporlama işi yapıyorum. Saat 4 oldu bunu. Onun dışında Arma oyunu. Bu oyunu 2 haftadır oynuyorum ama daha önce Arma oynamıştım. Oyunun operasyonel bütünlüğünü anlıyorum ama hızından daha hızına alışamadım daha o kadar. Başka bir şey yok. Tanıştığımıza memnun oldum. Nova. Evet, filmin çıkacak. Güzel. Benim adım Ege. 14 yaşındayım. Nerede yaşadığımı bilmiyorum. Bu kadar. Nerede yaşadığımı bilmiyorum'un açıklaması ergenim ben demek herhalde. Evet. Söylemek istemiyorum yani. Yani kaç şey yapıyoruz aynı. Bir arkadaş ortamı var. Kardeş ortamı. Oldu. Eğitim ortamı. Şey, bir, onun için taşma bir şey bu. Nova şiirler çıkmaları domates. Ahmet. Hakan Deniz. Muhammed. Tamam beyler konuşmazsınız. İki gündür eğitimlerde... Bir şey söyleyeceğim. İki gündür eğitimlerde sargı bezi tutuyorum. 31 peçetesi gibi yerimde amına koyayım. Başka bir şey alayım. Bıçak olayım böyle. Selam beyler, ismim Hakan. 26 yaşındayım. İstanbul Mecidiyeköy'de oturuyorum. Yüksek lisans öğrencisiyim. Bu kadar. Oyuna 2 hafta önce başladım. Ama PUBG ve CS'den fazlasıyla tecrübem var. Vurma konusunda sıkıntı yok ama taktiklerde vesaire işte o kurallara sadık kalarak öğrenmeye çalışıyorum oyunu. Teşekkürler. 22 yaşındayım. Üniversite öğrencisiyim. Bursa'da okuyorum. Yani oyuna bak 2-2,5 sene falan oldu. Çok fazla aktif olamadım ilk başlarda. Türk serverı yoktu. Daha sonra aktifliğe başladım. Bu kadar. Evet. 15 yaşındayım. Öğrenciyim. Lise 1'e gidiyorum. Bir yıldır. Kadroyum. Bu kadar. Evet beyler. Namı değer zenci. 3-4 senedir oynuyorum bu adı. Farklı hesaplarda olsun. Bu artık sen... Bu 3 senede sabit hesapta oynuyorum. Bayağı bir yol kaydettik bu squad Türkiye camiasında. Çok sayıda sunucu açtık, çok sayıda kişiye eğittim. 500-600 kişiye geçik. Şuna kadar eğiteceğim Türk topluluğunu. Çünkü bak falan Avrupa'ya baktığımızda farklı ülkelerde olsun, Rusya olsun, Alman tarafı olsun işte. Komüniteler var. Bizim gibi, Türk komünitesi gibi. Bir komünite var. Bu komünitenin altında Türk olanları vardı. Aynı bu başka yerlerde de aynı. Şunu hedefledik. Türk oyuncusu belli bir disiplin çerçevesinde tamam bir yerlere gelecek. Tecrübeli oyuncular, tecrübesiz oyunculara bir şeyler katacak tamam mı? Onu hedefledim. Hani ben tecrübemi size aktaracağım. Siz sonra iyi olmaya çalışacaksınız tamam mı? Hani benim öğrettiklerim olacak. Benim öğrettiklerim üzerinde siz farklı bir şey yapacaksınız. Yani size kalmış bir şey bu. Antrenman tarzı. Bana kimse eğitim vermedi bu squad camiasında. Hep ben izledim. Hep arkadan koşan oldum. Hep izleyen oldum. Şimdi bu mertebedeyim eğitmen. Sizden de bunu istiyorum yani. Çabalayın. Hani bu oyunda bir şey yapmak istiyorsanız takımınıza bir katkınız ya da Türk komünitesine bir katkınız olması için bir şey yap. Ben çabalamanız lazım yani. Sizin elinizde her şey. İsmim Muhammed, soy ismim Özdemir. 26 yaşındayım. İstanbul Pendik'te oturuyorum. 4 senedir bu camiadayım. Teşekkür ederim. Parti daha iyi olsun lan. Koyusun orta. Şimdi beyler, madde halinde şeyler yazdım ben. Bu zamana kadar oyuna başladığım günden bu zamana kadar sıkıntıları yazdım. Olması gereken şeyler yok. Onları yazdım. Telsiz kullanım ve kullanılması gereken zamanlar. Telsiz bu oyunu çok önemli arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Vokal tuşu var. Herkesin şu an konuştuğu tuş. Vokal 50 metre kuralı niçin vardır? Uzun diyaloglar. Yakından konuşu da B telsiz meşgul etmemek için. Hani takımın önemli iletişim kaynağını meşgul etmemek için. Hani kafa ağrıtmamak için. 50 metre kuralı vardır. Bunun için vokal tuşudur. V tuşudur. 50 metreden
dışarı çıktığında B tuşu yani telsiz. Takım telsizi devreye girer. Bu telsizle takım arkadaşın seni duymuyor. Sen onu duymuyorsun. Sen ona bir şey söyleyeceksin. Bunun bir şeyi vardır. Disiplin vardır. Bir kuralı vardır. Kısa ve net infolardır. Tamam mı? İkinci madden de doğru ve net bilgi vermek. Telsiz kullanımına bağlı. Yani ikinci madde. Bunun için örnek vermek gerekirse. Ben Kemal'e diyorum ki. Kemal benden uzak 100 metre uzakta. Ya da 100 metre 150 açık arazide ilerliyor. Ben bir görüntü aldım. Plan aşamasında, hedefimiz aşamasında bir görüntü aldım. Gördüğünüz buraya saldıracağız. Arkanıza bak. Saldırı deneyeceğiz. Ben o konu görüntü aldım. Batı tarafındayım. Tim'e dedim ki ya da Kemal'e dedim ki. Kemal batı tarafında görüntü aldım. Zenci konuşuyor. Batı tarafından görüntü aldım. Kulede bir düşman mevcut. Hareketli. Sabit değil. Tamam. Kısa ve net bilgi. Bunu daha da halinde düşünebilirsiniz yani. Ben örnek vererek konuşuyorum. Ben dedim o ki B telsizini çok meşgul ediyoruz oyunlarda. Bu telsiz hatta şeyde de aynı. Squad liderler arasında. Yani çok gereksiz arkadaşlar. Çok gereksiz. Bu da squad liderle yapan arkadaşlar var. Diyalog dönüyor. Yani bunu azaltırsak hem oyunun iyi oynamayı veririz oyunda. Sesler karışmaz. Yani kafa şişmez. Daha kısa bir bilgi veririz. Daha iyi sağlıklı iletişim olur. Anlatabiliyor muyum? Bunda dikkatli olmamız lazım. 3. Liderin mutlaka uymak. Lider size bir şey diyorsa bu hani boşuna demiyordur arkadaşlar. Tamam mı? Hani bunu hiçbir zaman şey yapmayın. Bu oyunun kuralı bu. Oynayış tarzı budur. Temeli budur yani. Takım lideri vardır. Örneğin ben size bir şey söylersem onu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız sizi yani takım lideri takımın atma hakkı vardır yani. Yani bu oyuncu benim oyunculara yani takımıma zarar. Yani büyük kişi bir yararı yok. Seçtiğin kitinin rolüyle kendini sınırlandırmak. 4. madde. Ne demek istiyorum ben burada? Bana bir örnek ver. Ben vereyim mi? Seçtiğin kitin rolüyle kendini sınırlandırmak. Bana medik verdin. Ben medik seçtim mesela. Medik'in tanımı dışında başka bir şey yapmayacağım. Gözlük yapmaya çalışmayacağım mesela. Sniper gibi düşman yakalamaya çalışmayacağım gibi. Ben de örnek verebilirim. Tabii. Roketçiyiz diyelim. Roketçi aldım. Light Hunt tankı. Diyelim biliyorsunuz Light Hunt tankın mermisi gerçekten bayağı harcı. Yani bu hem FOB'deki radyodaki ammo için zararlı. Hem de orada doğacak FOB'deki bir şarjör alacakken siz bir roket alıp tüm ammoyu bitirebilirsiniz. Yani bu yüzden medikseniz medik oynayın veya erseniz er oynayın. Hangi kitseniz yani değişmeyip sahip kalsanız hem takım için hem de herkes için yararlı olur. Ne alakalı? Ne? Gerçeği bu. Demek istiyorum ben. Burada seçim kitin rolüyle kendini sınırlandırmak derken. Taha öyle bir konuştun ki yemin ediyorum uyudum bilgisayarın başında. Takımda, benim takımımda. Günaydın. Kime örnek vereyim? Taha. Yanıma gel Taha. Şimdi Taha arkadaşımız benim takımımda. Bir dakika hangi Taha? Taha ben. İkisi Taha. Oğlum artık yani yapacak bir şey yok. Biriniz gelin tamam. Taha şey oynuyor. Bomba atar oynuyor. İlk başladı oyuna. Bomba atar kitini aldı. Ben bunu biliyorsandım. Her neyse. Bomba atar kitini aldı ya. Yani ben bu adamın bomba atarcı olduğunu şey yapıyorum. Bana bu kitle iyi olduğunu şey yapıyorum. Düşünüyorum. Bir şey demiyorum. Sonra bakıyorum iki çatışma ortalarına doğru yani yaralanan. Bu arkadaş bomba atarı bırakmış. Şey sniper. Neyse diyorum. Aradan birkaç dakika daha geçiyor. Adam sniper da bırakıyor. Antitank'ı geçiyor. Onu da bırakıyor. Makineyle geçiyor. Onu da geçtim. Her kit değiştirdiğinde gidiyor benim rifleman'dan mermi alıyor. Yani benim şimdi ben haşhaşir rifleman. Haşhaşir'e ben şey Kaan Emre abi body yapmışım. RPG haşhaşir destek verecek. Body sistemi. Mermi takviyesi yapacak. Olası bir zırhlı araç tacizinde. Daha geliyor diyor ki haşhaşir bana mermi versene çanta atsana bir şey alacağım. Mermi versene. Bir şey alacağım diyor. Adam çantaya götürüp at. Mermi çekiyor. Tabii şey de bilmiyor. Haşhaşir çantayı geri alıyor. Adam hani söylüyor tabii. Ben çünkü bundan karşılaştım. Ondan söylüyorum. Örnek vererek. Haşhaşir şey yapmıyor. Yani dikkat çekmiyor yani mermiye. Adam almış bütün mermi, yüz mermiyi. Sonra çantayı geri alıyor. Biz yine ilerliyoruz. Emre abi biz zırhlı araçla şey karşı karşı geliyor. Yani tacize uğrayacağız düşman aracı tarafından. Emre abi sıkıyor. Tekrar patlıyor. Ondan sonra şey geliyor. İkinci mermiyi istiyor. Haşhaşir çantayı bir öte pat sıfır mermi. Ne oldu diyor? Abi mermiyi işte bir kişi almıştı. Ne oldu? O arkadaş da bandaj alacaktı diyor. O arkadaş da hani alakasız bir insan. Böyle hani kafasına göre oynuyor hani o dedim ya ama şey yapıyor bomba atarı bırakıyor sniper'a geçiyor sniper'a bırakıyor MC'ye geçiyor işte bunlara doğuruyor arkadaşlar anladın mı? Bunlar meydana geliyor yani bu olmaması lazım. Rifleman mı oynuyorsun kardeş? Rifleman oynayacak. Sen RPG mi oynuyorsun? RPG oynayacak. Sen Clearman misin? Sen Clearman'in kitin rolünü helikopter. Adam helikopter alıyor uçuyor hiçbir şey yapmıyor ama helikopter dediğin aslında tek bir mangadan oluşmaz tek bir kişiden oluşmaz. Adam şöyle düşünebilirsin ben tek kişiyim squad liderlerine şey veririm mermi şey götürürüm. Bu bir defa olur iki defa olur anladın mı? Hani asıl senin görevin helikopter kullanıyorsun. Pilot kitini almışsın. Senin yanında bir kişi olacak abi minimum. Niye bir kişi olacak? Biz uygun zamanda seni çağırırız. Uygun bir zamanda FOB atarız ama uygun olmadığın zamanda ben değil bu da bütün squad liderleri olsun. Uygun olmadığı zaman sen ne yapacaksın? Tek başına atamazsın. Senin yanında bir adam olacak ki sen herhangi bir yere saldırı FOB savunma nasıl bir güneyini, kuzeyini, doğusuna, batısına, metre uzağına da 4 metre uzağına, tepelerin arkasına, eteklerine. Efor batacaksın ki oyunu sen de taşıyacaksın. Senin de bir görevin var. Her şeyin bir görevi var. Senin önemin var arkadaşlar. Clearman, zırhlı araç. Zırhlı araçlar kafasını kalsın kılamaz bu oyun. Adam gidiyor uçup gidiyor. Objektif oynaması lazım zırhlı araçların. Piyade mangalarla iletişim kurması lazım. Piyade mangaları herhangi bir zırhlı araç desteğinde destek istediğinde o zırhlı araçların gelmesi lazım. Gelmezsek bile oyunu kaybettik. Bugünkü örnek vereyim. Zodiac.